Merhaba, ben Rana Babak Çelebi. Bir Anadolu Halk Hekiminin 3. jenerasyon torunuyum. Tıbbi aromatik bitki yetiştiricisiyim. Aynı zamanda tıp tarihçisiyim. Tıp tarihi doktorası araştırmaları yapıyorum ve araştırma konum da güzel kokunun insanlık tarihi boyunca sağlık amaçlı kullanımı üzerine. Bunun içerisine ne giriyor? Parfümler giriyor, tütsüler giriyor, iksirler giriyor, ilaçlar giriyor ve ben özellikle de tütsü konusunda açıkçası tezimi yazıyorum. Ne yapıyorum? Osmanlı hekimlerinin bugüne gelmiş, bugün aslında hepimizin okuyabileceği, yani bir dönem tabii ki eski Türkçe yazılmış ama bugün Latin alfabesine çevrilmiş ve sizin de çok rahatlıkla bulup okuyabileceğiniz kitaplardan parfüm, tütsü reçetelerine bakıyorum. Sağlık amaçlı ne için kullanılmışlar onlara bakıyorum. Ve burada kullanılan materyalleri inceliyorum. Bu benim için çok önemli bir şey çünkü hem aile geleneği, yani benim büyük dedem Çerçi Yusuf Adana'da dediğim gibi bir Anadolu halk hekimi ve o dönem işte hem kendi ailesinden bildiği hem ordu gelen hekimlerden çeşitli ilaçlar, reçeteler öğreniyor ve orada bunu halk sağlığı için kullanıyor. Çünkü düşünün, o dönem eczacılar, doktorlar, hastaneler bu kadar çok kolay erişilemiyor. Birinci Dünya Savaşı yılları. Özellikle cuma günleri mesela öğrendiği reçetelerden gelip insanlar yardım istediğinde bir teşhis koyarmış ve onlara ilaçlar hazırlayıp verirmiş. Dolayısıyla benim için çok önemli o hekimlerin ne kullandığını bilmek, nasıl kullandıklarını öğrenmek ve bunların böyle 1000 yıldır kullanıldığına şahit olmak. Bunları tabii öğrendikten sonra bir de dediğim gibi tıbbi aromatik bitki yetiştiricisi olarak Kaz Dağları'nda çiftliğimizde çeşitli tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriyoruz. İşte ısparta gülünden tıbbi lavantaya, kekikten beyaz civan perçemine, ölmez çiçeği. Tabii bunların bazıları yeni bitkiler ama çoğu da yine hekimlerin kitaplarında karşımıza çıkan bitkiler. Biz bunları yetiştiriyoruz. Bunlardan hekimlerin reçetelerine göre, benim büyük dedemin reçetesine göre ürünler yapıyoruz. Ve aslında yani bu toprakların çok eski geleneklerini bugüne taşımaya çalışıyoruz ve bundan inanılmaz büyük bir keyif alıyoruz diyebilirim. Bugün de CSO Ada Ankara'da 5 sohbetleri serisinin bir parçası olarak tüm hem araştırmalarımı hem normal saha deneyimlerimi katılımcılarla paylaşacak olmaktan çok büyük bir heyecan duyuyorum. Gerçekten inanılmaz bir binaymış burası. Ben ilk kez geldim, çok etkilendim. Bu sahnede olacak olmak da ayrıca bir gurur.